Sen ne yapacak, ben ne yapacak, ben söyledim. Kaldır şimdi. Kal arkada. Bir daha kaldır. Tamir, kaporta, boya, mekanik işleri yapıyoruz. Usta yetiştirme konusunda bayağı bir sıkıntılarımız var. İnsanlar artık sanayiye yönelmiyor. Yani meslek gruplarına yönelmiyorlar daha doğrusu. Yani meslek gruplarına yönelmeyince de yani şimdi herkes benim çocuğum doktor olsun, benim çocuğum avukat olsun gibi düşünceler içerisinde olduğu için belli bir yaşı geçtikten sonra da çıraklık yapamıyorlar zaten. 11 yaşında başladım. Nereden baksak 25 sene. Peki. İyi bir usta bu işin çekirdeğinden yetişmiş olması gerekir. Yani tabii bunun okulları da var. Okullarını da okuyacak illaki. Milli Eğitim Bakanlığı bununla ilgili bir çalışma yapabilir aslında. Yani çocuklarımızı mesleğe yönlendirmek gibi. Yani eli neye yatkın veya yani eski tabirle derler ya hani çocuğun eli neye yatkın hani acaba ustalık mı, ressam mı, öğretmen mi veya hani ne gibi bir şey olacak? Ona göre yönlendirmeleri gerekiyor aslında. Bize gelen oluyor ama belli bir yaşı geçmişken geliyor yani. Sektörün genel sorunu. Bir bizle alakası yok. Sektörün genel sorunu yani. Bu işi aşağı yukarı 91 yılında başladım. İlkokuldan çıktım, direkt bu terziliğe girdim. Okuldan sonraki dönemde direkt terziliğe girdim ve şimdiye kadar bu hale geldik. Yaşım 41. Maalesef yetişmiyor. Sebebi de terziliği çok merak eden olmuyor. Alttan birileri gelmiyor. Maalesef çok eleman sıkıntısı çekiyoruz. Yetişmiyor. Peki. Bunu bilhassa velilerden ziyade öğretmenler yönlendirirse belki olabilir. Herkes şimdi okuyacağım diye okuyor ama sonuçta okuyarak da bir noktaya da gelinmiyor. Arada derede kalınıyor.